bir güvenlik durumu var. Adam bilgilerinizi işte açacak mı açmayacak mı, onlar da ayrı şeyler. Sosyal ağlar bir günümüzde bir çok önemli. Bir Twitter, Facebook ve LinkedIn, eğer ki siz böyle bir proje işte yapıyorsanız ve sosyal ağlarla ilgili bir yere bir geldiniz, bunları entegre etmeniz lazım projeye. Spring'i mi kullanıyorsunuz? Spring bunlarla kolaylıkla böyle entegrasyonları sağlıyor ve işinizi bir kolaylaştırıcı da bir sürü sınıfları var. Security çok önemli. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani security işte hanginiz evinize geldiğinizde bir kapınızı kapatmıyorsunuz veya da işte evden bir çıktığınızda kapınızı kilitlemiyorsunuz. Yani security hepimizin hayatında var. Hatta günlük yaşamda bile sokağa bir çıkarken en azından üstünüzde bir şort ve işte atlet oluyor yani. Bunların hepsi security'dir aslında. Yani Spring de diyor ki projelerinizde istediğiniz yerleri saklayabilirsiniz. İstediğiniz yerleri istediğiniz kişilere açabilirsiniz. Belirli üyelik bir sistemleri oluyor. Mesela önceden bir üyelik sistemi işte yazmak o kadar zaman alıyordu ki artık diyor ki şu işte authorization veya da authentication mesela haklarla işte yönetilmelerle sayfaların ben kolaylıkla size yani projede yani bu sayfaların arasında bir gezinmeyi işte yönetilmesini sağlıyorum diyor. Security'yi de bize getirmekte. Evet, şimdi bir farklı firmaların da yine böyle servisleri var veya da onların da böyle bulut sistemleri var. Yani bilgileri tutuyorlar. Mesela işte Amazon onlardandır. Mesela bir Google'ın yine kendine göre böyle bulut sistemleri var arkadaşlar. Bunların arkadaşlar eğer ki bunlarla da entegrasyon yani şu büyük firmalarla da entegrasyon varsa o diyor ki Spring ben onlar için de diyor hazırlığımı tamamladım. Ben onlar için de sizinle çalışırım diyor. İşinizi kolaylaştırırım. Evet yine hepimizin kullandığı arkadaşlar işte bir mobil projesinde yani eğer ki hiç mobili bilmiyorsanız bile bakın elinde sonunda yani her programcı böyle gelip de işte ucundan bakıyordur yani şu Android bir nedir ya falan mesela işte iOS nedir bir diyenleriniz vardır. Arkadaşlar Spring'in bu Android ve iOS programlama için hususuyla ürettiği böyle modüller var. Yani ben de onları kullanıyorum. Yani ben de onları kullanıyorum ve gayet de bir güzel arkadaşlar. Yani projelerde kullanıyoruz onu. Şimdi ve yine entegrasyonlarda arkadaşlar daha böyle toplu şekilde bilgi aktarmalar var. Mesela Big Data'yı bir duydunuz. Mesela bir yerde data mining yani veri madenciliğini bir duydunuz. Mesela o bilgilerin toplu yerden aktarılması söz konusu olabilir. Mesela bir anda milyonlarca bilgiyi bir yerden bir yere aktarmanız söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir şeyler işte yapmanız bir gerekiyor. Mesela işte arayüz size bir lazım. İşte Spring hem arayüzde hem de bir geride bunların içinde işte yazmış olduğu sınıflar var. Yani bunlar Onur sınıf. Hocam. Evet, ses var mı? Evet. Duyuyorum ben size hocam. Dinleyebiliyor musunuz? Evet, sesiniz geldi. Dur bakayım. Kim olduğunuza bakayım. Mutlu hocam hoş geldiniz yani. Mutlu hocam. Hoş bulduk İstihar'ın. Merhaba. Yani şu anda İstihar çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? tabii. Buyurun hocam. Hocam bir tarihsizlik oldu. Ben geç bağlandım. Ders işleyiş usulümüz açısından bilmiyorum ama aralarda soru yazılı olarak şu chat kısmından sorabiliyor muyuz? Veya soru Sorabilirsiniz sesli hocam, soru sorabiliyor muyuz? Ders sorabilirsiniz. nasıl Ben şu anda geçiyor? sadece sunumu işte yapıyorum ama sunum bittikten sonra da sorabilirsiniz. Mesela işte aralarda da işte yazıyla da sorabilirsiniz. Ben şu anda herkesin mikrofonunu kapattım hocam. Yani sunumdan sonra herkesin de mikrofonunu açabilirim veya da isteyen söz hakkı olmak yani söz hakkı almak isteyen de olursa mikrofonunu açabilirim. Siz sonda bir geldiğiniz için size mikrofon açık geldi hocam. Hayır mikrofonu ben açtım şimdi açtım ben. Ha, evet yani açabilirsiniz hocam. Yani hoş geldiniz Anladım. hocam. Bu arada Londra'ya da selamlar hocam. Yani. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşların da vaktini çalmak gibi olmayacaksa belki faydası da olabileceği zannediyorum Tabii hocam. tabii Peki size bir hocam. soru Sorun sorabilir hocam. miyim? Yani. Tamam arkadaşlardan da ama farklı yaklaşım olursa lütfen yazı versinler. Şey yapmayayım böyle dersi bölmüş gibi olmayayım. Üstad şimdi bu veri tabanları diyoruz. İşte Twitter, Facebook, LinkedIn entegrasyonu gibi diyoruz hocam. Bunlar da hocam bize Spring'in sağladığı şöyle bir şey mi? Yani mesela JDBC driver'lar olurdu ya. Bizi bu sistemlere bağlayan bir driver gibi bir şey verip sonra o driver'ı yükleyip
Ondan sonra işte Authenticate Group belli bir kullanıcıyla bu database'lere veya işte bu sosyal medya platformlarına Evet. bağlanıp kullanıcının erişebildiği bilgileri, verileri çekecek şekilde bir sorgulama API'yi veya bir takım verileri güncelleme, işte Facebook'tan bir şey paylaşma, işte NoSQL database'lere bir şey yazma gibi API mi sağlamış olacağım? Spring Evet. bu konuda nasıl çözüm derken kastı bu tür bir şey mi? Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Ve yani bir Tamam. düşünseniz hocam, bir şeyi paylaşıyorsunuz. Mesela bir yerde, yani bir program işte yaptınız. Mesela diyelim ki mesela bir Android'de bir program işte yaptınız. Ben Evet. sadece bir mesaj bir paylaşacağım. İşte o mesaj gidecek hem Twitter'da, hem Facebook'ta, hem de bir LinkedIn'de aynı anda paylaşılsın. Daha beni niye hem oraya hem oraya göndermesin, öyle değil mi yani? Yani Evet. mesela, yani bu tarz şeyler var. Aslında ben öyle bir şey, yani öyle bir proje benim aklımda var. Yani işte yapayım öyle bir şey. İşte hayrana da insanlara böyle bir dağıtalım yani. Güzel fikir hocam. Yani Tamam, sadece bir kafanda tahayyül oluşabilsin diye sordum hocam. yani Gördüm şey var kusura hocam, bakmayın. böyle sınıflar var. Yani o sınıfların üstünden mesela Twitter'la ilgili mesela bir şeyler var. Mesela işte API'ler var. Siz oradaki o bilgileri alıyorsunuz. Projeye entegre edebiliyorsunuz veya da oradaki bilgiyi sayfanızda sanki bir normal bir şeymiş gibi sunabilirsiniz. Veya da o bilgileri değerlendirebilirsiniz. Mesela öyle firmalar var ki adam diyor ki, ya kardeşim diyor, bizim şu çalışanlarımızın yani sosyal medya hesaplarını ben incelemek istiyorum diyor. Şimdi ben kalkıp adamın 3000 tane sayfayı veya da adamın diyelim ki binlerce bir çalışanı var. Veya da diyelim ki bunların hepsini tutup bir sistemde birleştirip işlerinden mesela önemli kelimeleri süzebilirim. Mesela adam diyebilir, şu kelimeleri bir kimler bir kullanıyor. Süz bana onları ve söyle falan diyebilir. Yani her şey olabilir hocam. Yani burada senaryo çok geniş hocam. Senaryo çok geniş. Yani Spring sadece burada diyor ki, sen ne kullanırsan kullan arkadaş, ben sektörde, siz neyi kullanıyorsanız kullanın diyor. Ben sana işte yardımcı olacağım diyor. Yani böyle de bir güzelliği var hocam. Hocam ses var mı? Hocam birisi soru sormuş. Burak soru Gayet güzel olmuş. sormuş. Burak demiş ki, Mimar hocam, sosyal ağlarda kullanılan Spring, Node, Excel'deki gibi işte veri analizi de işte yapabilir mi? Arkadaşlar bakın, bilgiyi aldıktan sonra, database'e aldıktan sonra, yani bilgi sizin bir taraftaysa artık istediğinizi bir yaparsınız yani. Yani mesela ben tutup sitelerdeki bilgileri alıp kendi database'ime aktardıktan sonra oradan istediğim sonuçları, raporları, her şeye ulaşabilirim. Yani o bilgilerden bir bilgi elde edebilirim. Yani mesela öyle şeyleri görmüşsünüzdür. Mesela işte iş bulma sitelerinde var o genelde. Adam tutuyor böyle 50 tane sitenin bilgisini kendi database'inde biriktirmiş ve o bilgileri arkadaşlar size sunuyor. Diyor ki, bu bilgi buradan aldım, bunu buradan aldım, bunu buradan aldım. Allah Allah ya, şimdi insan diyor, bu kadar bilgiyi bu adam tek tek mi bir geziyor? Hayır. Bir kere programını kurmuş, taktiğiniz altyapısını kurmuş, siteleri belirlemiş, onları birleştiriyor, sonra kendi database'inden size sunuyor arkadaşlar. Bu da böyle biline. Evet. Şimdi sunuma devam ediyoruz. Ne kaldı? Ya burası bitti. Yani burası bitti. Spring'in modülleri, yani kısımları, burası önemli arkadaşlar. Şimdi bizim, şöyle diyeyim, yani bir projede Spring'i kullanıyorsak arkadaşlar, şu modüller içinde çekirdek tarafı bizim için çok önemli. Şu core container dediği taraf bizim için çok önemli. Bunu kullanıyoruz çünkü bu core container sayesinde biz yani en temeldeki işlemlerimizi işte yapıyoruz. Mesela bean, core, context, mesela işte SPL. Bunları kullanabiliyoruz şu core container sayesinde. Peki bunlar nedir bir diyeceksiniz. Arkadaşlar her Java sınıfı bir beans'tir. Yani zamanında şeyler vardı. EJB'ler. Yani Enterprise Java Bean'ler. Bildiğiniz gibi Java'da her şeye kahveyle, böyle simgesi zaten kahve olduğu için, bu Java diye şeyde işte bir ada var. Şeyde işte Endonezya'da. İşte Java kahvesinden bu ismi koymuşlar. Şimdi bu Java kahvesi, tamam iyi güzel. Adamlar demişler ki, ya biz ne diyelim bu kurumsal
projelerde kullandığımız bu sınıflara işte demişler ki ya biz en güzeli bu sınıfları işte isimlendirirken bu iş yapan sınıflarımızı isimlendirirken bin diyelim. Yani kahve çekirdeği. İşte Spring de sonradan piyasaya çıktığı için ya diyor ki bunlar kendilerine bir kurumsal bean dediler. O zaman bizimkisi de Spring bean olsun diyorlar. Yani ben size bean dediğimde bundan sonra hatta şey vardır mesela bak böyle bir NetBeans vardır mesela işte adı oradan arkadaşlar. Bean. Beanler hep böyle her yerden bir gelir yani. Bean dediğimiz şey sizin normal sıradan bir nesneniz. Yani sınıfınızı bir temsil eder. Sonra bir core tarafı işin çekirdeğinde var. Yani bunu kullanacaksın. Bu şart. Yani core tarafı olmadan olmuyor. Zaten bu işin şeyidir. Yani alfabesi. En temel işlemler için bu lazım. Context dediğimiz şey siz bir şeyler işte yaptınız ama bir şeylerin mesela bir şeylere göre hani siz bir şeyleri isterken belirli bir şartlar olabiliyor. Belirli istekler olabiliyor. Ve onların aralarında bağlantılar olabiliyor. Ve onların bir yerde bulunması bir söz konusu olabiliyor. İşte bunların yani şu binlerin aralarındaki mesela işte organizasyonları sağlamayı konteks bize böyle diyor ki aralarda ben senin için bu işlemleri kaparım diyor. Buradaki SPL'e gelince yani Spring bize bir dil bir sunuyor. Arada çünkü Java'da arayüzle bir konuşacağınız zaman siz doğrudan Java bir kodu oraya kullanmıyorsunuz. Araya böyle küçücük bir dil var. Onu da zaten bu eğitimde göreceğiz. O küçük dili kullanıyoruz. Yani işte Expression Language diye bir dil var. Spring Expression Language. Yani buna da SPL diye söylerler. Zaten bütün programlama frameworklerinde mesela CSF'de de var. Mesela CSP'de de var. Yani var. Yani bütün frameworklerde böyle bir dil var. Yani kendine ait böyle küçücük bir dili oluyor. Evet. Bunlar içinde yine eğer ki database ile ilgili bir iş varsa arkadaşlar onları bu kısımda hallediyoruz. Eğer ki bir web ile ilgili işler varsa o zaman şu modülleri biz kullanacağız. Mesela Spring MVC'yi kullanırken biz buradaki şu web'i kullanacağız. Yani bu olacak yani bunun içinde. Eğer ki bir web ile ilgili bir web socket varsa, eğer ki öyle bir iş varsa bunu kullanabiliyoruz. Servletlerle ilgili bir durum varsa bunu kullanabiliyoruz. Portletle ilgili bir şey varsa bunu kullanabiliyoruz yani. Şeye geldiğimizde bu data tarafına CDBC diye bir şey var. Buradaki CDBC Spring'in kendi CDBC. Mesela buradaki ORM dediğimiz sizin sınıflarınızın haritalanması yani Object Relational Mapping. Yani sizin sınıflarınızı tablolara da sınıfları işte haritalayan Hibernate vardı ya. Hibernate'in entegre olması burada oluyor işte. Yani şununla oluyor. ORM'le birlikte entegre oluyor. Bunlar bakın arkadaşlar bir şeyin içinde X görürseniz tamam mı? Sonunda, ortasında, bir başında. Bilin ki orada şey vardır. Yani XML vardır. Tamam mı? Bir şeyin içinde programlama dünyasında X yani ben bir yerde X'i görürsem orası işte XML'dir. Orada işte XML ile ilgili bir şey vardır. Bakın burası da işte Object XML Mapping. Sizin çünkü programcı her şeyi database'ten almıyor. İcabına programcıya bir şey geliyor. İşte XML geliyor. Siz XML'lerinizi Java sınıfına veya da Java sınıflarınızı XML'lere çevirebilirsiniz. Yani bunlar için de bunu kullanıyorsunuz. CMS, Java mesaj yani sunucuları var. Siz işlemlerinizi bu servislerde Java ile mesajlaşmalar eğer ki varsa mesela bir yere haber gönderiyorsunuz veya da işte haber alıyorsunuz. Böyle şeyler varsa şu CMS'i kullanıyorsunuz. Transaction dediğimiz şey arkadaşlar bu bir işlemin tamamlanması için var. Yani bir işlem ya sıfırdır ya birdir. Yani bunun mesela işte ortası olmaz. Öyle bir şey yok. Yani işte bir işlem sonuca gelecek. Seste demiş bir kayıplar oluyor ara sıra. İnşallah yani bir nasıl işte yapsak yani bir arkadaşımıza ses pek gitmiyormuş. Sizlerde ses var mı? Yani sorunsuzca geliyor değil mi? Tamam ses varmış yani birçok kişi de varmış. Evet diyor ki muhtemelen bir webten bir bağlantı içindir. O zaman şu sunumu yani şurayı bitireyim. Ardından yani bir bu videoyu kaydedeyim.
Sizler de orada ara verirsiniz. Yani arkadaş da o arada şey yapsın. Programa bir kursun. Onun küçük program var ya, onu kurarsanız daha böyle bir net olur. Hani söylemiştim, şu Hava küçük bir program var. Limanı'ndan söyle. Tamam. Hava Limanı'ndan Oğlum Murat, benim şu söyle. anda çok önemli bir işte işim var arkadaşlar. Murat da o arada böyle bir derslere dahil oldu. Evet. Oğlum ben sonra geleceğim. Tamam. Evet. Şimdi ne diyorduk? Burada şeyleri bir tanıtıyorduk. Şunları mesela şuradaki AOP. Bu çok böyle bir duyarsınız. Yani AOP diye böyle geçer. Yani Aspect Oriented Programming. Arkadaşlar bu da programcılar zamanında bir demişler ki ya kardeşim biz hep aynı işleri biz işte yapıyoruz. Her seferinde de işte uzun uzun bir kod yazıyoruz. Yani birisi buna bir çözüm bulsun. Yine bir tane arkadaş böyle tutmuş bununla ilgili bir proje yapmış. Yani şeyde üniversitede bir doktora bir tezi yine. Demiş ki insanlar mesela security ile ilgili bir iş mi yapıyor? Veya da bir metottan önce, bir metottan sonra veya da bir şeyleri yani bir şeyin öncesi ve sonrası veya da bir şeyin geri dönüş değerinin hemen sonrasında, öncesinde gibi arkadaşlar bu tarz böyle senaryolarda yani bu işlemleri böyle otomatik hale getirmeyi bunun sayesinde sağlamışlar. Bunu da zaten bu eğitimde göreceğiz. Evet, bu işte aspektlerde arkadaşlar bunun aynısını şu aspect oriented programming'in Java tarafında işte yapılmasını sağlıyor. Tamam mı? Bu Java sınıflarında. Bu da şeyde işte XML bir tarafında. Şunlar yine işte ekler arkadaşlar. Yani bunu böyle instrumentation demiş amcalar. Yani buranın içinde daha bir sürü bir şeyler var. Yani çünkü burada big datalar var. Yani bu kısımda daha böyle modüller. Hepsi de burada. Şu mesajlaşma da yine arkadaşlar şununla işte entegrasyon olurken bazı işte yardımcı frameworkler var. Onlarda da bunu kullanacağız. Evet. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi küçük bir ara verelim. Siz sadece yani hepiniz burada olun. Ben sadece videoyu bir kaydedeceğim. Yani hiç kimse programdan çıkmasın. Herkes burada olsun. İlk yani 2-3 dakika herkes gitsin, bir ihtiyacı varsa onu gidersin. Sonra yani aradan sonra tekrardan bir devam edeceğiz arkadaşlar.